Müslümanlar uyanın. Sahih-i Buhari'ye saldırıyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim ikinci kitabımızdır. Sahih-i Müslüme saldırıyorlar. Kütüb-i Sitte'ye hücum ediyorlar. İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel'e hakaret ediyorlar. İmam-ı Şafii'nin aleyhinde konuşuyorlar. İmam-ı Azam Hazretlerini yerin dibine batırmaya çalışıyorlar. Bu ahmak, cahil ve beyinsiz güruh. Bunların artık birer ajan olduğuna, oryantalistlerin, Hristiyan dünyasının birer ajanı olduğuna inanmaktan başka çaremiz yok bizim. Bunlar çünkü hep beraber hareket ediyorlar. Bunlar bütün iddialarını adım adım bu milleti takdim etmeye çalışıyorlar. Benim bir astsubay, bir abim vardı, tanıdığım bir büyüğüm. 60 ihtilalinde diyor, Diyarbakır'da işte askeri birliğin camisindeyiz diyor. Benim rahmetli bir dayım vardı, Molla Yahya Efendi. Dayım da oranın imamlığını yapıyormuş. Diyor ki ihtilal olunca bize yeni bir komutan verdiler diyor. Cuma günü camideyiz diyor, dayın da minberde diyor. Hazreti Musa'nın asa ile konuşmasını anlatıyor. Bakın Hazreti Musa'nın ağaçla konuşmasını anlatıyor. Tam hutbenin bu kısmında diyor adam postalarıyla ayağındaki çamurlarla camiye girdi diyor. Girince diyor hepimiz sustuk, dayın da sustu. Diyor dayına döndü, dedi ki ağaç insanla konuşur mu dedi. Diyor dayın da yani Kur'an'da geçiyor, hadiste geçiyor anlamında. Evet efendim deyince diyor küfür etti dayına diyor, hakaret etti. Hiç ağaç seninle konuştu mu be adam dedi diyor. Sonra diyor dedi ki artık her perşembe bana geleceksin. Ben ilke ve inkılaplardan sana bazı şeyler yazdıracağım. Burada cuma hutbesinde onu okuyacaksın. Dün küfür adına, dün laiklik adına, dün bu devletin ilk küfre dayalı kurucu sisteminin temelleri adına gelip Allah'a, İslam'a ve millete hakaret eden, hocaları aşağılayan, hatta daha önceleri itibariyle hocaları dar ağacına gönderen o insanlarla bugün konuşan profesörlerin sözleri aynı kaynaktan geliyor. Bunların hepsinin gideceği yer Yaşar Nuri Öztürk'ün gideceği yerdir. Adam en son nokta kalktı, dedi ki ben deistim. Yani Müslüman değilim. Yani sadece bir Allah'ın, bir yaratıcının olduğuna inanıyorum. Bunların imanı yoktur. Defalarca söylüyoruz. İlk başta söylediğimizde herkes bize kızdı. Abi çok ağır konuş, çok ağır konuşmuyorum. Bu kafa, bu mantık böyle çalışmaya devam ederse şeyhi, evliyayı, müştehidi, alimi, mezhep imamını, sonra hadisçiyi, ondan sonra peygamberi, ondan sonra da Allah'ı inkar eder.